CHP'li İlhan Kesici'yi nerede buluştururuz diyor, tamam mı? Siyasetin yukarısı farklı vardı. Farklı Nurcular, Ali Babacan, Gergerlioğlu ve CHP'li İlhan Kesici'yi nerede buluşturdu diyor. Şimdi ama bu başlık eksik. Tabii canım. Burada bunlar eksikler ya, daha 30 satır başlık mı yapalım? Ama hayır, asıl haber şu bak. İlhan Kesici kimdir abi? Ben İlhan Kesici anladım. Demirel'in damadı abi. Demirel de Ispartalıdır. Said Nursi de orada sürgün oluyor ya. Barla Gölü'nün orada mistik bir yer. Güya sürgün de çok güzel bir yer bu arada yani. Kitap yazmak istesen. Eğirdir Gölü'nün orada. Eğirdir Gölü'nün orada. Barla diye bir kasaba. Çok ilçe. Çok hoş bir ilçe bu arada. Elma ağaçları falan. Şu anda o oralardaki bütün o boş arazileri de Nurcular alıyor ya, ki orayı kendine şey yapıyor. Benim de param olsa burada ben de alırım. Çünkü yani kitap falan yazmak istesen o kadar güzel bir yer ki. Ama yok, bunlar başka şey. Tabii şimdi. Onlar orada şey diye böyle kutsal toprak gibi. Neyse, sürgün yeri değil yani, onu demek istiyorum sana. Müthiş bir yer yani. Bir insanı sürgüne oraya göndermez. Şimdi bu manşette şu alt tarafında iki kişi var. Biri İsmail Saymaz, sözcü yazarı. Demeç vermiş yıl dönümünde. Diğeri Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer. Daha var orada. Ömer Lütfü şey de var. Niğde milletvekili de var CHP'li. O da var da ben Utku Çakırözer'le İsmail Saymaz. Bunlar çünkü çok Atatürkçü ya. En Atatürkçü ödülleri alıyorlar, dağıtıyorlar. Utku Çakırözer ben konuşmuyorum. Niye önemsiyorum? Utku Çakırözer CHP milletvekili değil sadece. Utku Çakırözer milletin Washington temsilciliğini yaptı. Akşamın Ankara temsilciliğini yaptı. Ve Utku Çakırözer'i bir el aldı. Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi yaptı. Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi ne demek? Rahmetli Uğur Mumcu'nun makamına oturmak demek. Çünkü Uğur Mumcu Cumhuriyet'in Ankara temsilcisiydi. Şehit edildi. Peki Utku Çakırözer sonra o bir el nereye getirdi onu? Cumhuriyet'in genel yayın yönetmenliğine. Yani İlhan Selçuk'un, rahmetlinin makamına getirdi. Şimdi İlhan Selçuk'un ve iki açıdan bakalım Erdem. İlhan Selçuk'un ve Uğur Mumcu'nun makamında oturan bir kişinin Said Nursi'yi manşetten Yeni Asya Gazetesi'nde övmesine mi üzülelim bir gazetecinin, eski bir gazetecinin? Yoksa bu zihniyetteki bir kişinin, bu teslimiyetçi hareketlerde bulunan bir kişinin Atatürkçülerin eskiden gelerek söylüyorum yani şu anki haliyle değil. Cumhuriyet Gazetesi'nin, Uğur Mumcuların, İlhan Selçukların Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenine kadar gelebilmesine mi üzülelim? Neye üzülelim Erdem? Nereden şey yapalım? Hiçbir şey üzülme. Bu, abi onları destekleyenler üzülsün. Bak, Ertuğrul Gülen konuşmuş. Eski CHP Genel Sekreteri, AKP'den bakanlık yaptı. Onun zaten Fethullah Gülen cemaatine falan sıcak baktığı belli. İnan burada beni en çok şey üzdü. Yani üzdü derken şaşırttı. Cumhuriyet'in yani İlhan Selçuk'un ve Uğur Mumcu'nun makamında oturan bir kişi bu işte abi. Bak biz bunu deşifre ettiğimizde, biz bunları söylediğimizde AKP'li ilan ediyorsunuz ya. İşte Said Nursi burada, bak şimdi nereye geleceğim. 1966'daki bir yazısından alıntılıyorum İlhan Selçuk Üstad'ın. 1966'da yazmış, bak bugünleri görmüş. Said Nursi için ne diyor? Amerikan mandacıları. Amerika olmazsa Türkiye mahvolur diyenler. Said Nursi'nin elini ayağını öpüp oy toplamaya çıkanlar. Din sömürgenleri. Yabancı kumpanyaların kuklaları, emperyalizmin maşaları. Komprador, politikacılar, Atatürkçüler diyor, tamam mı? Ne zaman diyor abi? 66 yılında diyor. Kim diyor? Utku Çakırözer'in makamında genel yayın yönetmeni olarak oturduğu rahmetli İlhan Selçuk diyor. Peki gelelim 1990 yılında devrim şehidi. Yani cevabı ben vermiyorum. Cevabı İlhan Selçuk'ta Uğur Mumcu veriyor. Atatürk veriyor cevabı. Atatürkçüler veriyor. Uğur Mumcu Said Nursi ananları kızıp neler yazmış? 27 Mart 1990'da. Onu da sana atmıştım. Bir ver istersen. Said Nursi 1873 yılında Bitlis'in Nurs köyünde doğmuştur diyor. Asıl adı Said Nursi değil, Said Kürdi'dir diyor. Kim diyor? Uğur Mumcu diyor. Bunlar çıkıp Uğur Mumcu'yu ananlar. 24 Ocak'ta da ananlar. Utanmadan ananlar abi. Bu CHP. Said Kürdi, Kürt Teali Cemiyeti ile Kürdistan Azmi Kavı adlı derneklerin kurucusudur. Said Kürdi adı ilk kez 31 Mart gerici isyanı öncesinde İstanbul'da duyulmuştu diyor. Hani Zülfü Livaneli şeye benzetiyor ya, 31 Mart'ı AKP'ye benzetiyor. 31 Mart'ı yapanları Selanik'ten gelen Yıldırım ordusunu da İmamoğlu'na, Atatürk'ün, Mahmut Şevket Paşa ve Atatürk'ün komutasındaki orduyu da İmamoğlu'na benzetiyor ya. Kendisi de çok sever Nurcuları.
Zülfü Livaneli. Onunla ilgili de Said Kürdi geliyor. İstanbul'a Medresdü Zehra adlı bir medrese açmak üzere gelmiş. İstanbul'da İttihadı Muhammedi fırkasını kurmuştur diyor. Yani bunları yapan Said Nursi ilerici ilan ediliyor şimdi. Müthiş. İngiliz destekli bir gerici. Siyasal örgütün kurucuları arasında 31 Mart ayaklanmasının kışkırtıcılarından Derviş Vahdet'i de bulunmaktaydı diyor. O İttihat Terakki dönemine geliyor. Ve bak aşağı doğru şey diyor. Okuyun lütfen. 1925 yılındaki Şeyh Said liderliğindeki dinsel görüntülü Kürt isyanı sonunda Said-i Kürdi de batıya sürülenler arasında yer almıştı. Barna'da, Kastamonu'da ve Emirdağ'da sürgün olarak yaşayan Said-i Kürdi, bak hep Kürdi diyor. 1960 öncesinde Afyon'da ve Ankara'da gövde gösterilerinde bulunmuştu diyor. Bak ne diyor? Şeyh Said liderliğindeki Kürt isyanına da diyor sürülenler arasında diyor. Özgür Özel sen de empati yapmaya çalışıyorsun Şeyh Said'in torunlarına. Ya Uğur Mumcu'nun ne dediği ortada. Niye öldürüldüğü de ortada. Çocuklarının durumu da ortada şu an. Bak babası Said'i Kürdü diyor. Çocukları neredeyse dam çizgisinde. Bunlara üzülmemek elde değil Erdem. Ya kaldırabiliriz bunu. Uğur Mumcu'nun çocukları, evlatları... Şimdi Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi... Abi, ya teslimiyetçilik ya. Hep diyoruz ya bütün tersaneleri, bütün kaleleri zapt edilmiş olabilir diyor ya. Ya yazıklar olsun ya. Bak biz şurada Varyansın TV'yi, bu şerefli kanalı... Erdem'in yönetiminde, liderliğinde, Nihat abilerle, Serkan Özler'le, bütün isimsiz kahramanlarla yaşatmaya çalışıyoruz. Abi her yerden fonlanıyorlar, her yere getiriliyorlar abi ya. Bizim ne kadar değerimiz varsa ele geçiriyorlar ve o değerleri yönetmeye hakkı olmayan insanlar bugün CHP de işgal altındadır, Cumhuriyet Gazetesi de işgal altındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de içine sızmışlardır. Devletin bütün kurumlarına sızmışlardır abi. Geldiğimiz noktada bizim bütün değerlerimizin bulunduğu yerleri, bizim su içeceğimiz bütün muslukları ele geçirmişler abi. Zehirli su akıtıyorlar.